Bugün 18 Kasım 2020 Çarşamba günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Sarı Başkanlık Sistemi başlıklı makalemizi paylaşacağız. Kararın haberine göre Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı, meslektaşımız anayasa hukukçusu ve hükümet sistemleri uzmanı Profesör Doktor Serap Yazıcı, gerekçelerini de açıklayarak özetle şöyle demiş. Gerçek başkanlık sistemi olsaydı erken seçim ihtimali konuşulmazdı. Bize göre bu sistemin adının başkanlık sistemi değil de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak konulmasının bir sebebi de zaten bu tür aykırılıklarıydı. 2011'de başlayan yeni, sivil ve demokratik bir anayasa çalışmalarını sabote edebilmek için 2013'te yeniden başlatılan başkanlık sistemi tartışmaları sırasında 16 Mart 2013'te biz Sarı Başkanlık Sistemi mi başlıklı bir yazı yazmıştık. İlgili kısımlarını verelim ki ikazımızı o zaman dinlemeyenler uyansın ve utansın. Şöyleydi yazımız. Sarı Başkanlık Sistemi'ne gelince, Sarı Sendika'dan kinaye. Sarı Sendika, görünüşte işçilerin kurduğu ama işçilerin haklarından çok işverenin menfaatlerini koruyan ve el altından işverenlerce desteklenip yönlendirilen sendika demek. Sarı Başkanlık Sistemi de öyle. Denetimsiz kudret elde edebilmek için başkanlık ya da yarı başkanlık sisteminin işe yarayan taraflarını alıp iktidar borusunu kusursuz öttürmeyi sürdürmek üzere icat edilmeyi bekleyen bir ucube sistem. İşe yarayan derken anladınız. Elbette bu sistemi kuranın ve bilhassa iç ve dış yardakçılarının işine yarayacak bir sistem bu. Dünyada örneği var mı? Çok. Bilhassa Afrika ülkelerindeki sarı başkanlık sistemleri öyle işliyor. Ama batıdaki gelişmiş demokrasilerde bir emsali yok. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemine gelince, elbette o da sarı başkanlık değil. Sebebi açık. Orada cumhuriyetçiler ve demokratlar var. Bu iki kutuplu siyaset anlayışı toplumu değil, sadece siyaseti kutuplaştırıyor. Ve terazinin bir kefesine makul muhalefeti, diğerine de makul iktidarı koymayı sağlıyor. Ve denetim mekanizmaları kuvvetli işliyor elbette. Türkiye'ye gelince, sistemin başka esaslı bir riski var, denetimsizlik. Şimdiki başbakan, yani şimdiki cumhurbaşkanı, şimdiki başbakan 12 yıl önceki siyasi propagandasında siyasetteki yaşlıları dinozorlara benzetiyordu. Kendisi bir parça genç idi ve 3 dönemden sonra kenara çekilip yeni gençlere yol açmaya söz vermişti. Her ne olduysa oldu, halka verdiği sözü unuttu. Şimdi halktan kendisini kenara çekmesini istemiyor. Yukarıya itmesini istiyor. Bununla da yetinmiyor, tek yetkili olmak istiyor. Özal'ın, Demirel'in, üstelik kendi seçtikleri başbakanlarla yaşadıkları sıkıntıları biliyor. Aynısını yaşamak istemiyor. Kurmaya çalıştığı sistemin gerçekte bir sistem olmadığını o da biliyor. Ama halkın kendisine mahkum olduğunu da biliyor. Ya da halkı kendisine mahkum etmeyi çok iyi biliyor. İşte bu yüzden bir müdahalesiz, iştiraksız koltuk sevdası uğruna eğer izin verirseniz ülkemize bir sarı başkanlık sistemi geliyor. De hadi demişiz biz 16 Mart 2013'teki yazımızda. Ne olmuş ondan sonra? O iş bir rafa kalkmış, sonra raftan yeniden inmiş, uygulamaya geçmiş ve bugün geldiğimiz noktada bu nasıl başkanlık sistemiymiş yahu deyip duruyoruz hepimiz. Bugünkü bu yazımızın altına Nihat Bey kaleminize sağlık yorumunu yazmış. Oğuz Yiğiter, sadece sistem sarı olsa neyse ortalık öyle bir sarıya boyandı ki sarı hukukçular, sarı akademisyenler ve bilim insanları, sarı cemaatler say gitsin. Maşallah öyle bir sistem ki her şeyi sararttı, soldurttu demiş. Güzel bir yorum, teşekkür ediyoruz. Ve Hüseyin İlhan, Ahmet Hocam bu yazılarınız bugün değil, yarın da hakikat olarak hem de anayasa hukuku derslerinde okutulacak birer makaledir. Şu an bu değerli görüş ve düşüncelerinizi kale alınmıyor gibi görünse de ben sarı başkanlık sistemini başımıza saranların tir tir titrediklerini düşünüyorum demiş. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.